Biz annemizden doğduğumuz andan itibaren hep normal şartlanmanın gereği olarak, beden boyutuyla birlikte yaşamanın gereği olarak bu ortamda ve bu alemi algılayarak yaşadığımız için bu olayın hiçbir şekilde farkında değiliz. Hep dünyada yaşıyoruz, çevremizde her şey var ve biz işte dünyanın içinde dolaşıyoruz falan diyoruz. Halbuki bugün bilimin mutlak olarak tespit ettiği üzere hiçbir bilim adamının itiraz edip hayır diyemeyeceği bir biçimde gözün nasıl gördüğü, beyinde görüntünün nasıl oluştuğu sabit, kesin. Kesin olay ne? Kesin olay herhangi bir nesnenin üstünden yansıyan ışık dalgası, ışık frekansı göz bölgeğinden beyne giriyor veya koku frekansı burun üzerinden, burundaki reseptörler üzerinden beyne gidiyor. Ses frekansı kulak üzerinden beyne gidiyor. Veya bunun dışında daha henüz bilemediğimiz çevremizdeki nesne veya varlıklardan gelen dalgalar bir şekilde beyne ulaşıyor. Beyin o dalgaları kendi içinde konvert ederek şu gördüğün şeyleri görüyor. Dolayısıyladır ki bu gördüğün her şey, gördüğün, kokladığın, duyduğun her şey istisnasız beynin içinde meydana gelen çok boyutlu hologram dünya denen şeyin ta kendisi. Dışarıda bunlar var mı, yok mu? Dışarıda bunlar muhtemelen var. Var ki onlardan gelen bu dalgalar benim beynimin içinde bu görüntüleri meydana getiriyor. Ama dışarıda var olan bu nesnelerin hiçbirisi benim beynimin içinde orijiniyle yok. Nasıl var? Her birinizden, her bir nesneden enstantaneler geliyor benim beynimin içine. Şimdi video kamerayla çekiyoruz. Video kamerayla çekerken ne oluyor? Şimdi video kamera hem bu sesi alıyor, hem bu görüntüyü alıyor. Ama video kamera şu anda benim içimdeki duyguları, içimden, kafamdan geçen düşünceleri veya bedenimin iç bölümündeki çalışmaları, faaliyetleri, oluşumları hiçbirini almıyor. Sadece enstantane alıyor. Dolayısıyla benim beynimin içindeki hologram dünyamda sizlerin her biri enstantanelerden oluşan video albümler şeklinde mevcut. Yani ben seni hatırlıyorum, düşünüyorum dediğim zaman senin video albümün çıkıyor benim karşıma. Belirli tarihlerde doldurulmuş video albümlerin hafıza diye söylenen, memori diye söylenen bir biçimde beynimde arşivden alınıp okunmaya başlanıyor. Beyin onu okuyor. Dolayısıyla ben dediğim şey beynimin içinde kendi çok boyutlu hologram dünyasında yaşayan bir varlık. Kim olursa olsun herkes bu durumda. İstisnasız. Yeryüzünde bir bedenle, bir beyinle açığa çıkmış olan herkes bu dediğim olayı yaşıyor. Peki yani beynin içinde görüntü olur mu? Nasıl olur? Beynin içinde nasıl olur? Çok basit. Gece uyuduğun zaman rüya görüyor musun? Görüyorsun. Gördüğün rüya nerede oluyor? Dışarıda oluyor da dışarıyı mı seyrediyorsun? Hayır. Hani ona rüya diyorsun ya, aslında ona rüya demeyip ona da çok boyutlu hologram dünyam diyebilirsin. Eskiden rüya dendiği için rüya diyoruz ama ona da çok boyutlu hologram diyebilirsin. hologram dünyam diyebilirsin. Veya tersine gündüz şu yaşadığın süreç ve gördüklerine de gündüz rüyası diyebilirsin. Yani beyninin içinde gördüğün dışsallıkla alakası olmayan şeye eğer rüya diyorsan, bu anlama kullanıyorsan onu, bu da gündüz rüyası. Dolayısıyla herkes şu anda dünyada değil, dünyasında yaşıyor. En azından gece yatağa eşinle girdiğin zaman nasıl sen kendi dünyanda yaşıyorsan, eşin kendi dünyasında yaşıyorsa, bu gündüz de her an aynı. Sadece onunla bir süre konuşmuş olman, onun dünyasını senin paylaşman demek değil. O dünyasında yaşıyor, sen dünyasında yaşıyorsun. Sadece aranızda bir iletişim var. Şimdi bugün biliyoruz ki beynin içinde hiçbir şey yok. Sadece beyin nöronlar yumağı. 100 milyarlarla rakamlar oluşan, zaten kesin tespiti yapılmamış tahmini rakamlar. Nöronlar mı? Orada ışık diye bir şey yok. Gördüğümüz böyle bir ışık falan bir şey yok. Aslında beynin içinde bunlar olmadığı halde, beynin içinde herhangi bir ışık vesaire olmadığı halde, beynin içinde bu görüntülerin hiçbiri gerçekte olmadığı halde, beyin kendi dalga çözücü konvertiyle bu görüntüyü gördüğünü oluşturuyor. Öyle bir beyin ki bütün bunları kendi içinde var ediyor. Allah'ın kuvvet ve kudretiyle beyin bu görüntüleri yaratıyor. Olmayan şeyi var ediyor. Şimdi beyin diyoruz. Adına beyin dendiği için beyin diyoruz. Öyle gelmiş. Ama beyin dediğimiz şeyin gerçekte dediğim gibi 100 milyarlarla hücreden oluşan, nörondan oluşan bir kütle, bir yapı olduğu biliniyor. Beyin son 5 yıl içinde gelişen bilgilere göre beyni oluşturan, beyin adını verdiğimiz yapıyı oluşturan beyin hücreleri olan nöronların her biri bir farklı, diğerinden farklı frekansla çalışıyor. Frekans irtibatı. Her biri bir diğerinden farklı frekans ihtiva ediyor. Şimdi burada duralım, tekrar göze gelelim. Gözün beyne ilettiği dalgalar, frekanslar, santimetrenin 10.000'de 4'ü ile 10.000'de 7'si arasındaki frekanslar, dalgalar. 4.000 ile 7.000 angstrom arasındaki dalga. Şimdi 4.000-7.000 angstrom dediğimiz 10.000'de 4 ile 10.000'de 7 arasındaki dalgalar gibi 16 ile 16.000 Hz arasındaki dalgaları da biliyoruz. Kulağa hitap ediyor, kulaktan geçiyor, ulaşıyor. Onun gibi radar dalgaları var, uzun dalga var, FM dalgaları var. Yani nasıl var? Şimdi şu ortaya böyle bir ince jilet gibi bir aralık jilet çiz bir şeyin üstüne. Bu jilet aralığı kadar bir boşluk yap mesela. Orası gözün gördüğü dalga aralığı. Onun üstü sonsuz dalga boyları, değişik frekanslarda sonsuz dalga boyları. Onun altı sonsuz frekanslarla dalga boyları. Beynimizde gözümüze gelen sadece o jilet aralığındaki 3000 angstromluk bir alandaki dalga. Arada o jiletin inceliğinden daha ince de bir alan var. O da ses dalgası diye geliyor. Rastgele şuralardan bir yerdekinden de koku dalgaları dediğimiz dalgalar geliyor. Ama burası sonsuz bir dalga skalası. Yani varlık bu dünyalar, galaksiler, evren tümüyle hakikati itibariyle bir dalga okyanus, frekans okyanus. Evren bir frekans okyanus. Bu frekans okyanusu olan evrende bu dalgaların birbirini çözümlemesi suretiyle algılanan varlıklar söz konusu. Dünya bir dalga frekansı kitlesi. Güneş dalga frekansı kitlesi. Galaksi dalga frekansı kitlesi. Beden dalga frekansı kitlesi. Bütün mahlukat bildiğimiz dalga frekansı kitlesi. Bütün yaratılmış diye bildiğimiz alemlerdeki bütün canlıların orijini, hakikati dalga frekansı kitleleri. Her biri kendi yoğunlaşma veya kitleleşme diye bir tanımlayacağım. Bunun bir adı yok. Şekline göre bir tür oluşturuyor ve o türün algıladığı frekanslar o türün dünyasını meydana getiriyor. Dolayısıyla alemdeki o dalga okyanusundaki evrendeki evren içli evrenler diyebileceğimiz o yapıdaki türler sonsuz. Ve bunların her biri kendi boyutunda, kendi frekansında varlığını sürdürdüğü için de diğerleri ondan bir haber. Yani gerçekte farklı boyutlar yok. Orijinde tek bir boyut var. Frekans okyanusu.